Selim. Artık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 23. lem'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rusuluhum efillâhi şekkün fâtır-i semâvâti vel arız. Şu ayet-i kerime istifham-ı inkâri ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle. Şu ayet-i kerime istifham-ı inkari ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz, şüphe olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyet-i ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ap açık olduğunu gösteriyor. Demek Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı. O kadar çok deliller var ki Cenab-ı Hak hakkında şüphe olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyeti ilahiye bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Ey insan, bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, dinsizliği hatırlatan dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Ehli iman bunları bilmeyerek kullanıyorlar. Ağız alışkanlığı tarzında. Halbuki bir düşünse, iç yüzünü bir düşünse, Allah Allah. Sanki tesadüfen olmuş, kendi kendine olmuş, tabiata veriyor ve hakeza. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, evcedetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Sebepler bu şeyleri yapıyor. Sebepler yapıyor, sebepler meydana getiriyor. İkincisi, teşekkele bi nefsihi. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktizatül tabiat. Yani tabidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Evet, madem mevcudat var ve inkar edilmez. Madem mevcudat var ve inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli bir vücuda geliyor. Neye bakarsa bakalım, her şeyde bir sanat ve hikmet var. Değil mi? Yani hem sanat var, hem de hikmet var. Bir şey sanatlı olur ama bir işe yaramaz. Yani çok sanatlıdır, güzel yapılmıştır ama hiçbir işe yaramıyordur. Hikmet yok. Bakıyoruz, neye bakarsak bakalım her şeyde hem sanat var hem de hikmet var. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Hepsi her sene yeniden sonradan yaratılıyor. Herhalde ey mülhit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı ye diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Alemdeki sebepler onu yapıyor. Yani esbabın içtimağında, sebeplerin toplanmasında o mevcut vücut buluyor veyahut o kendi kendine teşekkül ediyor veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Demek ki yani bütün felsefi akımları neyi hepsini böyle toplasan, sıksan içinden bu dört yol damlıyor. Hepsi bu dört yola dayanıyor. Yani ya alemdeki mevcudat. Mevcudat var, inkar edilmez. Hem de sanatlı ve hikmetli. Ya diyeceksin ki bunları sebepler yapıyor. Sebepler bir araya geliyor, yapıyor. Veyahut kendi kendine oluyor. Tesadüfen kendi kendine. Veyahut tabiat yapıyor. Veyahut da bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle oluyor. Aklen bu dört yoldan başka yol
yokmuş. Yani sebepler bir araya geliyor. Mesela bir binanın meydana gelmesi için sebepler nelerdir? Çimentodur, demirdir, ondan sonra kumdur, kireçtir. Değil mi yani bunlar? Şimdi bunları mesela bir bina için ne kadar, kaç torba çimento, kaç torba kireç, ne kadar kum, ne kadar demir lazımsa onları bir yere yığsan, bir arsanın kenarına yığsan, 2 milyon sene beklesen onlardan bir kulübe olur mu? Balıkçı kulübesi. Balıkçı kulübesi bile olmaz. Niye? Çünkü onları karacak, üst üste yani tuğla harç, üst üste koyacak bir usta olmadıktan sonra 1 milyon senede bekleseler ondan bir kulübe bile olmaz. Değil bina, değil Ayasofya gibi bir saray, bir kulübecik bile olmaz. He, bak sebeplerin bir araya gelmesiyle olması bu demek yani. Veyahut kendi kendin oluyor tesadüfen. Rüzgarlar, fırtınalar esiyor, oldu, bitti. Yani bir Boeing 747'nin olabilmesi için ne diyor ya? Tesadüfen diyor, ufacık bir şeyin olması, ondan sonra fırtınaların, şeylerin esmesiyle bir enkaz yığınından, hani araba enkazları doluyor bir yerlerde böyle. Onlardan böyle fırtınalar, rüzgarların esmesiyle son model bir Boeing 747 meydana gelmesi kadar gülünç bir şeymiş. Tesadüfen, ondan hani bu evrim, çevrim olaylarına şey, ondan sonra artık ufacık böyle bir sanatlı bir şeyin meydana gelmesi. Yani kendi kendine meydana geliyor, işte bu mana. Veya tabiat. Tabiat yapıyor, tabiatın tesiriyle meydana geliyor. Zaten tabiat denilen şey ne? Mesela onu mesela çok zeylerde söylüyor yani. Tabiat. Soruyorsun mesela, şunu ne yaptı? Tabiat yaptı. Bu ne yaptı? O da tabiat yaptı. Bu tabiat harikası. Bu tabiat olayı. Bu şu, bu. Tabiat yaptı denilen her şeyi şöyle bir kenara ayırsak, bunu ne yaptı? Tabiat. Tabiat. Neyi tabiat yaptı değil, hepsini bir kenara ayırsak, öbür tarafta bir şey kalmıyor. Değil mi? Dünyayı tabiat yaptı. Sistemi, güneş sistemini tabiat yaptı. Onu tabiat yaptı, bunu tabiat yaptı. Tamam, hepsini buraya koyalım. Bu tarafta bir şey kalmadı. Peki bu tabiat ne? Bunların hepsini tabiat yaptıysa, tabiat ne? Yani sakın sizin tabiat dediğiniz şey Cenab-ı Hak olmasın. Değil mi yani? Bir Kadir-i Zülcelal olmasın. Demek ki yani Cenab-ı Hakk'ı kabul etmek istemedikleri için Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlara tabiat namı vermişler. Hem kendilerini hem de diğer insanları kandırmışlar. Veyahut da diyor bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir mahlukat. Madem aklen bu 4 yoldan başka yol yoktur, evvelki 3 yol muhal, battal, mümteni, gayrı kabil oldukları, mümkün olmadıkları kat'i ispat edilse, biz zarure ve bil bedahe 4. yol olan tarik-i vahdaniyet şeksiz şüphesiz sabit olur. İlk 3 yolun muhal olduğu ispatlanırsa geriye bir yol kalıyor. Her şeyi bir Kadir-i Zülcelal, Cenab-ı Hak yaptı. Üstad Hazretleri bu tabiat risalesinde her biri 3 muhali tazammun eden böyle 3 yolla 9 muhalle güzel bir şekilde ispat etmiş. Biz bundan bir tanesini okuyalım. Amma birinci yol ki esbab-ı alemin, alemdeki sebeplerin içtimaıyla bir araya gelmesiyle teşkil-i eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız 3 tanesini zikrediyoruz. Birincisi, bir eczanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Bir eczanede, şu kapıyı açabilir miyiz? Açık kalsın. Gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Yani bir eczanede hani kaç tane element varsa, mesela 100 tane element var. Her bir elementin bulunduğu 100 tane kavanoz. Onları rafa dizdik böyle. Çünkü magnezyum var, demir var, bakır var, krom var, artık ne varsa yani. Çünkü bütün ondan sonra ilaçlar onlardan meydana geliyor.
onlardan, o kavanozdaki bulunan maddelerden, edviyelerden bir macun yapılmak istenildi. Hem hayatlar harika bir tiryak, ilaç onlardan yapılmak icap etti. Karnımız ağrıdı, midemiz ağrıdı. Onlardan bir ilaç lazım geldi. Geldik o eczanede, o zihayat macunun ve hayatlar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Eczaneye bir geldik, Allah Allah, midemiz ağrıyordu. Bir baktık bir sürü talsit. Allah Allah, bir içiyorsun tam deva yani. Subhanallah. İçini inceliyorsun, içindeki maddeleri. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus ile 1-2 dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz, hasiyetini gösteremez. Bir tanesinden bir gram fazla veya eksik olsa özelliğini kaybediyor. İlaç olma özelliğini kaybediyor. Hem o hayatlar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile, özel bir ölçü ile bir madde alınmış ki zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Ayrı ayrı mi? Bakıyorsun yani prospektüsünü incelersen her bir rafın sıfırdan binde 3 miligram demir, binde 5 miligram bakır, magnezyum. Hep böyle bindelerle ifade edilebilen ölçülerle alınmış ve o ilaç meydana getirilmiş. Bir tanesinden biraz fazla veya eksik olsa bak özelliğini kaybediyor. Hassas demek yani. Tesadüfe havalesi mümkün değil. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki? O şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha kurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Yani eczaneye gitsek, ya benim midem ağrıyor, bana bir ilaç. O da öyle verse oradan bir tane işte talsit verdi. Hakikaten bir yuttuk. Tam deva. Ya bir yuttum arkadaş, tam deva ya. Fesu bana nasıl yaptın ya, nasıl oldu bu? Ya sonra dün gece işte hava fırtınalıydı biliyorsun. Bizim şu üstteki cam açık kalmış. Oradan bir rüzgar girmiş. İşte demir şişesi devrilmiş sıfırdan binde 3 miligram. Magnezyum devrilmiş sıfırdan binde 7. Kalsiyum devrilmiş sıfırdan binde 9. Öyle olmuş dese, yani adama sen bende dalga mı geçiyorsun deyip herhalde yani adamı uzaya fırlatırız yani. Yani çünkü tesadüfen çay bile olmuyor yani, değil mi? Mesela yani hani evdeyken mesela ondan sonra önümüze bir çorba, aa ne kadar güzel kendi kendine çorba olmuş desen kepçeyi dank diye kafana yersin yani. Niye? Annemiz, ondan eşimiz hazırlamış. O kadar uğraşmış bile yani. Aa tesadüfen çorba. Çorba nedir? Karıştırıyorsun, çorba oluyor. Karıştırıyorsun, çorba oluyor. O bile kendi kendine olmuyor. Yani çayla suyu karıştırıyorsun, çay oluyor. O bile kendi kendine olmuyor. Herkes beceremiyor. Kimisi acayip ondan çay yapıyor. Kimisi de maşallah tavşan gibi çay, kanı gibi çay yapıyor yani. Bak o bile kendi kendine olmuyor. O bile kendi kendine olmuyorsa o talsit nasıl kendi kendine olsun? Hadi diyelim ki kendi kendine oldu. Tesadüfen oldu. Biz sayıyoruz ki kaç bin tane talsit var orada. Hepsi mi kendi kendine oldu? Hadi bir tane oldu. Hepsi mi kendi kendine oldu? Mümkün değil. Değil mi? Ha, illaki bir eczacı lazım. Acaba yani kendi kendine olmuş manasında denirse acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, eşek diyor, kat kat eşek olsa, sonra insan olsa, bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Yani insan olsa desek ki bu böyle oldu. İnsanlık bu mu ya? İnsanlıktan istifa ediyorum deyip, ondan sonra eşek kalmaya razıyım deyip, yani diyor kaçacaktır. Subhanallah. İşte bu misal gibi her bir zihayat, yeryüzünde her bir zihayat, hayat sahibi olan bitkiler, hayvanlar, her bir ot,
her bir meyve, her bir sebze, hakeza, her bir zihayat, elbette zihayat bir macundur. Hayat sahibi bir macun, bir ilaç gibi yani. Ne gibi? Hani mesir macunu var ya, mesir macunu gibi bir ilaç. Her bir bitki, her bir sebze, bir sürü derde deva, değil mi? İçinde neler var neler. Bir sürü elementlerden meydana gelmiş. Bir ara yani böyle takvim yaprağında herhalde görmüştüm. Kuru fasulye içindekiler. Kuru fasulyenin faydalarını anlatıyor. Bir de kuru fasulye içindekileri yazmış oraya. Aynı aspirin gibi. Sıfırdan bindelerle ifade edilen oranlarda diğer elementler. Onlar birleşmiş kuru fasulye olmuş. Belki bir tanesi biraz fazla olsa veya eksik olsa barbunya olacak. Nohut olacak. Kuru fasulye olma özelliğini kaybedecek yani. Allah'a bak. Onlar da hassas ölçülerle bir araya getirilmiş. Aynı ilaçlar gibi. Ve her bir nebat, her bir bitki, hayatlar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, eğer sebeplere, anasıra, unsurlara isnat edilse ve esbab icat etti, bunları sebepler yaptı denilse, aynen eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden tesadüfen vücut bulması gibi, 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl, şu eczane-i kübra-yı alemde, değil mi? Her bir bitki, artık yani şimdi mesela bitkilerle de uğraşıyorlar. Zaten o aspirinden de o bitkilerden yapılıyor. Yani bir abimiz var, öyle demişti. Yani dedi mesela başın ağrıyor, aspirin yutacağına söğüt yaprağını dedi kaynat, suyunu iç. Ondan sonra aynı, çünkü dedi aspirin söğüt yaprağından yapılıyor. Yani aspirin içerisindeki baş ağrısına deva olan şeyi söğüt yaprağından geliyormuş. Diğer kısmı biraz uyuşturuyor işte, biraz artık başka şeyler yani. Demek ki bakıyorsun her bir şeyde, yani eskiden ısırgan otu uyuz oluyorduk değil mi? Yani ısırgan otu gördük mü böyle artık elimize bir sopa alıp paramparça ediyor. Şimdi ısırgan otunu aktarlarda kacaz atıyorlar. Kanser dahil bir sürü derde deva. Cenab-ı Hak onu bile tesadüfen boşu boşuna halk etmemiş. Onda bile hikmet var yani. Yani bakıyorsun yani en sevmediğin, beğenmediğin şeyler bile abes değil. Ya mesela bize deseler ya bu ısırgan otları niye yaratılmış ya? Sırf başımıza bela yani. Bakıyorsun bir sürü derde deva. Neler? Elhasıl şu eczane-i kübra-yı alemde, şu alem denilen büyük eczanede hakimi ezeliğinin, ezeli hikmet sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan, kaza ve kader ölçüleriyle alınan mevad-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tebayi ve esbabın işidir diyen bedbat, o tiryak-ı acib, kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür, ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Evet. Otuzuncu sözden. Birinci nokta, iki mefastır. Birinci mefas, her zerrede, her atomda, hem hareketinde, hem sükunetinde. Hem hareketinde, her bir atomun, hem hareketinde, hem de sükunetinde, durmasında, iki güneş gibi, iki nuru tevhid parlıyor. Çünkü onuncu sözün birinci işaretinde icmalen ve 22. sözde tafsilen ispat edildiği gibi, her bir zerre, her bir atom, eğer memur-u ilahi olmazsa, Cenab-ı Hakk'ın bir memuru olmazsa ve onun izni ve tasarrufu ile hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse, o vakit her bir zerrenin
nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Çünkü anasının her bir zerresi, unsurların her bir zerresi, her bir cismi zihayatta muntazaman işler veya işleyebilir. Değil mi? Havanın her bir zerresi, suyun her bir zerresi, toprağın her bir zerresi, her bir zihayatta, her bir hayat sahibi mahlukta işler ve işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavanini teşekkülatı birbirine muhaliftir. Her bir eşyanın, yani her bir bitkinin, her bir hayvanın kanunu teşekkülatı birbirinden farklı. Vücut yapısı farklı, hayat şartları farklı ve hakeza. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez, işlenilse de yanlışsız yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Değil mi mesela? Yani bir topraktan bakıyorsun mesela, hani bir bitki, mesela tavlanın kenarında bir ayruk otu. Bakıyorsun topraktan işte öz suları, yani kökleri vasıtasıyla öz sularını çekiyor. Onlarla birlikte elementler gidiyor. Yaprağına yerleşiyor. Gidiyor yaprağına yerleşiyor. Ondan mesela bir demir, ondan sonra atomu. Gitti orada ayrık otunun yaprağında onun vazifesini görüyor. Ne lazımsa. Ayrık otunun hayat şartları nelerdir? Aynı ona uygun vazife görüyor. Bir bakıyorsun inek geliyor. Hart ısırıyor onu. Geviş getire getire götürüyor. Ondan sonra gidiyor onun karaciğerine. O demir atomu, o zerre gidiyor onun karaciğerine yerleşiyor. Karaciğerinde vazife görüyor. Yani karaciğerin vazifesi neyse tam mükemmel bir şekilde ona sanki ineğin hayatını biliyormuş, onun ne lazım geldiğini biliyormuş, yaşayış tarzını biliyormuş gibi tam mükemmel orada vazife görüyor. Ondan sonra biz de Bismillah, ondan sonra Cenab-ı Hak seni zaten bizim için yarattı. Cart, Kurban Bayramı'nda götürüyoruz. Ondan sonra karaciğerinden güzel böyle bir Arnavut ciğeri. Ondan sonra onu da yiyoruz. Bizim mideye gidiyor. Mideden de ta gidiyor beynimize yerleşiyor. Veya kalbimize yerleşiyor. Veya başka bir ağzamıza yerleşiyor. Nereye yerleşirse yerleşsin sanki o ağzamızı biliyor. O ağzamızın vazifesini biliyor. Vücudumuzu biliyor. İnsan nasıl hareket eder? Neylerle irtibatı var? Sanki bunları biliyormuş gibi mükemmel bir şekilde vazife görüyor. Ya kardeşim sen necisin ya? Otçu musun? İnekçi misin? İnsancı mısın? Yani bir mesleğin yok mu yani? Her şeyin bir mesleği vardır yani. Sen necisin? Senin vazifen ne? Nereye gidersen orada vazife görüyorsun. Aynı şekilde suyun her bir zerresi, değil mi? Su da içiyoruz, o da vücudumuza vazife görüyor. İnek de içiyor veya bitki de içiyor. Veya havanın her bir zerresi. Nefes alıyoruz, bak oksijen giriyor, vücudumuza vazife görüyor. Allah Allah. Veya fotosentez olayıyla bitkilerin vücutlarına giriyorlar. Oralarda vazife görüyorlar. He, demek her ne dedi? Çünkü anasırın, unsurların her bir zerresi, her bir cismi zihayatta muntazaman işler veya işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavanini teşekkülatı birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez. İşlenilse de yanlışsız yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler ya bir ilmi muhit sahibinin, ilmi her şeyi ihata eden birisinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar veyahut kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Ya diyeceksin ki her şeye gücü yeten, ilmi sonsuz olan, her şeyin kanunu teşekkülatını bilen bir zatın izni ve emriyle hareket ediyor. Onun memurları var, öyle hareket ediyorlar. Veya diyeceksin ki haşa, her bir atomda ilah kadar ilim var. Yani ilah kadar ilim var, her şeyin her şeyle olan münasebetini biliyor. Değil mi? Yani geliyor gözümüzde vazife görüyor. Yani gözümde vazife veren atom, güneşin ışınları gözümü patlatmayacak şekilde yapması lazım gözümü. Öyle hareket etmesi lazım yani. Değil mi? Sürekli gözümü ıslatması lazım. Hakeza yani. Görmesi için artık mercek vazifesi görmesi lazım. Mercek şeyi olması lazım. İlmi olması lazım.
Evet, havanın her bir zerresi, her bir zihayatın cismine, her bir çiçeğin, her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Havanın her bir zerresi. Halbuki onların teşekkülatı ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası farazı çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır ve hakeza. O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakimane ve üstadane yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte müteharrik havanın, hareketli havanın müteharrik zerresi, hareketli zerresi ya nebatata ve hayvanata, hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin, şekillerin, suretlerin, miktarların hangisine ne kadar lazım? Belli bir ölçüye kadar büyüyor, ondan sonra büyümüyor. Miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği veyahut onlar birbirinin emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi sakin toprak, hareketli hava, sakin toprak. Şimdi duruyor. Sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olma kabil olduğundan hangi tohum gelse ve o zerrede, yani misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerrenin kulübeci olan o bir avuç topraktan eşyar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler envar edince muntazam manevi makine ve fabrikaları bulunması veya mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır veya bir kadir-i mutlak, bir alim-i külli şeyin emir ve izniyle, hal ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Havayı anlattı, şimdi bak toprağı anlatıyor. Bir avuç toprak, mesela bir saksı, küçük saksılar oluyor ya, bir saksı toprak. O saksının içerisine neyi ekersen o çıkıyor. Bizim adamızın tozlu dershanesinde var. Böyle salonda herhalde kardeşler hurma ikram etmiş. Hurmanın çekirdeklerini de saksının içine gömmüşler. Böyle upuzun bir sivri bir şey çıkmış. Ya bu ne Allah'ını seversen, ot gibi bir şey çıkmış yani ama upuzun. Bu ne? Bir baktık ki hurmanın çekirdeği patlamış, içinden hurma ağacı çıkıyor. Hüsvanında. Yani zemin şey olsa ondan sonra ağaç olacak orada yani. Şimdi onun yerine portakal çekirdeği atsan, portakal çekirdeği de patlar orada. Değil mi sümbül verir? Kiraz atsan, kiraz da patlar. Kabak çekirdeği atsan, kabak olur. Karpuz atsan, karpuz olur. Neyi atarsan at, bir avuç toprağın içerisine hangi tohumu koyarsan koy, o filiz verir. Ya diyeceksin ki, bu bir avuç toprak bunların hepsini biliyor. Bir getiriyor, ha bunu da biliyorum, portakal bu. Bak portakal şey yapıyor. Ha bunu da biliyorum, limon bu, limon yapıyor. Ha bunu da biliyorum, bu kabak, kabak yapıyor. Ha bunu da biliyorum, bu karpuz, karpuz yapıyor. Hakeza. Ya hepsini bilecek, profesör gibi ilmi zekası olacak ki, profesörler bile ayırt edemiyor yani. Ufacık tohumları koyuyorsun önüne. Bu ne? Bugün ne? Karabiber mi? Ne karabiber? Ayrı kutunun şeyi. Yani karabiber desen ağzını açacak yiyecek belki ya. Ondan sonra onu bile biz bile çözemiyoruz. Değil mi? İşin erbabı bile zorlukla çözebiliyor yani. Ama bakıyorsun o bir avuç toprak hepsini çözüyor. Hepsine uygun bir şekilde onları patlatıyor. Ya diyeceksin ki ilmi var veya diyeceksin ki hayır. İçinde hepsinin fabrikası var. Bir avuç toprağa kaç tane fabrikası var? Yani bakıyorsun bir tane kesme şeker fabrikası. Kesme şeker dediğin şu kadar. Adam koca bir fabrika kurmuş. Ne üretiyorsunuz ya burada? Dünya mı? Kesme şeker. Veyahut da akide şekeri. Ya Allah, akide şekeri üretmek için koca fabrika. Yani bir portakal fabrikası ne kadar olması lazım değil mi? Bir saksının içerisinde olmaz yani. Hadi bir tanesi de oldu da kaç tane var fabrika kardeşim orada yani. He bak, ne fabrika olur ne de ilmi var zekası var değil mi? İlmi olsa zekatı olsa zaten bize parayla satar. Bir dakika
Piyasada kıtlık geziyor, sen kopar kopar ye. Ne oluyorsun? Söker bakayım paraları deyip parayla satması lazım. Veyahut da diyeceksin ki hayır, bunların hepsi memur-i ilahi. Ne yapıyor? Onun ilim ve kudretiyle yapıyor. Evet, evet, nasıl ki bir acemi, şimdi misal veriyor, çok güzel misal. İki tane misal verecek, çok güzel misal. Tam böyle bu manayı izah ediyor. Evet, nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam. Böyle bir adam olur mu bilmem. Yani olsa da adam mı denir, insan mı denir, onu da bilmem. Hem nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam. Kör bir adam. Yani Pamukova'nın en ücra dağ köyünden, yani en ücra köyünden Pamukova bile görmemiş, ami, adi, basit, acemi, cahil, kör bir adam. Avrupa'ya gitse, bu adama, vay, Avrupa'da işçilik çıktı. Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane, kemal-i intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Allah Allah, böyle bir adam Avrupa'ya gitti. Adamı hangi fabrikaya sokuyorlar? Hangi tezgah koyarlarsa koydu. Torna tezgahı koydu, tıkır tıkır işliyor adam. Allah Allah. Kardeşim, ondan sonra freze tezgahı onda da işliyor. Vargel onda da işliyor. Bakıyorsun başka fabrikaların başka tezgahlarına, hangi fabrikaya giderse gitsin, sanki hepsini biliyormuş gibi tıkır tıkır işliyor yani. Ve insanı şok eder değil mi? Zerre miktar şuuru olan, aklı olan bilir ki, o adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül, külli bir üstad, her şeyden anlayan, bilen bir üstad, ona ders verir, işlettirir. Değil mi? Zerre kadar aklı olan der ki, bunda bir iş var arkadaş. Kimden öğreniyorsun yani? Kimden öğreniyorsun? Kim anlatıyor? Ya kimden öğrenmiyor? Beni kandırmazsın yani. Kimden öğreniyorsun yani? Dersin ya, Allah Allah, böyle bir adam. Hani hele hadi normal bir insana bile dersin de, böyle bir adamsa hepten dersin. Hem nasıl ki bir kör, şimdi başka bir misal, bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor. Böyle bir adam. Yani kör, aciz, ayakları bacakları da sakat, yerinden kalkamıyor. Basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor bir taraftan. Küçük böyle kemik, bir dirhem kadar madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, öbür taraftan batmanlarla şeker, toplarla çuha, patiska, binlerle mücevherat, gaye sanatlı, burasatlı libaslar, elbiseler, lezzetli tağımlar, yiyecekler çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki, o adam gayet mucizekar bir zatın, menşei mucizatı olan fabrikasının bir mandalı, veyahut miskin bir kapıcısıdır. Adam böyle yani ami, adi bir adam, kör bir adam. O da kulübeciğinde oturuyor. Bir taraftan ufacık bir şey veriyorsun, öbür taraftan elbiseler, halılar, patiskalar, perdeler, ondan sonra köfteler, börekler, bir sürü şeyler çıkıyor. Ya verdiğin şey belli yani. Bir taraftan mesela diyelim ki ne veriyorsun? Ondan sonra kabak çekirdeği veriyorsun, ay çekirdeği veriyorsun. Öbür taraftan bunlar çıksa, herkes çok eder, der ki bunda bir iş var. Bu adam bir fabrikatörün kapıcısı yani. İşi bilen birisinin kapıcısı, yoksa yapan bu değil. Aynen öyle de. Şimdi misalleri niye anlattı? Aynen öyle de. Havanın zerreleri her biri birer mektubat-ı samedaniye, Cenab-ı Hakk'ın birer mektubu, birer antikayı sanat-ı rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın birer antika sanatı, birer mucize-i kudret, kudret mucizesi, birer harika-i hikmet olan, hikmet harikası olan nebatat ve eşcar, bitkiler, ağaçlar, ezhar ve esmardaki, yapraklardaki, meyvelerdeki harekat ve gidematları, hareketleri, hizmetleri, bir sani hakim-i Zülcelal'in, bir fatır-ı kerim-i Zülcemal'in emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerrelerindeki her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine. Demek ki yani havanın her bir zerresi, o yani Avrupa'ya gidip bütün tezgahlarda işleyen kör adam gibi,
Hava nerede ise hangi bitkiye fotosentez olarak girerse tıkır tıkır vazife görüyor. Hangi hayvanın vücuduna girerse tıkır tıkır vazife görüyor. Toprağın her bir zerresi de kulübe içinde oturmuş ami adi adam gibi. İçine ne atarsan ufacık kabak çekirdeği atıyorsun. İçinden ondan sonra kaç böyle takım elbiselik kumaş çıkıyor değil mi? Yapraklar var böyle. Kaç takım elbiselik onları birleştirsen bir sürü yani kumaş yapıyor. Kaç tane de koca koca kabaklar. Değil mi? Bir çekirdekten kaç tane kabak çıkar? Bazen çıkıyor birkaç tane. Değil mi? Hem de kocaman kaç kişi böyle yiyecek şekilde. Fesubhanallah. Yani basit bir toprak kulübecide oturmuş bir adam gibi içine ufacık bir şey atıyorsun. Neler neler çıkartıyor. Bitkiler, sebzeler değil mi yani? Neler neler çıkartıyor. Öteki de her bir havanın zerresi veya suyun zerresi neyin içerisine girerse girsin gayet mükemmel vazife görüyor. He, kendi kendine olması mümkün değil. Demek bir Hakim-i Zülcelal tarafından istihdam ediliyor. Toprağın zerrelerindeki her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve Sani-i Zülcelal'in esmasını ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının o çekirdeklerin sümbüllerine, ağaçlarına menşe ve medar olmaları emrü kün feyküne malik, her şey emrine musakkar, bir Sani-i Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması iki kere iki, dört eder gibi kat'idir. Amenna. İki kere iki, dört eder gibi kat'idir. Amenna. Evet, böyle gidiyor. Bir ara böyle, bu tabiat isterseniz o şeyi bahsini, bizim İlham diye bir kardeşimiz var, Hendek'te kalıyor. O böyle sınıf arkadaşımı getirmiş, Allah'a inanmıyormuş. Birisi ondan sonra bana ispat etsin, inanırım falan diye böyle şey de yapmış yani. Yani kimsenin de ispat edebileceğini zannetmiyorum tarzında böyle getirmişti. Onu açtık o tabiat risalesinden okuduk. Ondan sonra okuyorum tane tane böyle, o da dinliyor. Ondan sonra dedim ki, misali okudum dedim, misali anladın mı? Anladım dedi. Şimdi dedim hakikate geçiyoruz. Aynen öyle de. Hakikati bir okudum, dedi ki, Hristiyanlar cennete gidecek mi? Şimdi Allah'a inanmıyor. Ahirete hiçbir şey inanmıyor yani. Ondan sonra yani inanmıyorum da diyor ki yani yok diyor. İspat edilebileceğini zannetmiyorum diyor. Ben de inanıyorum ama diyor yani hissettiğim için diyor. Yoksa var olduğu için değil. Meğer o ondan sonra inanmayanların şeyiymiş. Yani yeni çıkarttıkları metotmuş o zaman. Şimdi artık belki de almış yürümüştür yani. Hani artık inanmıyoruz demiyorlar ama kafa karıştırıyorlar. Ondan sonra yani inanmıyoruz dedin mi? Çünkü birden cephe alıyorsun, muhalif tarafa geçiyorsun, adamı şey yapıyorsun. Ama adam seni bir taraf konumuna getiriyor. Diyor ki yani diyor hani şey yani kimse ispat edemiyor, şey yapamıyor. Ama diyor ben diyor yani şey değilim yani falan filan. Ya seni de böyle taraftar alıp kafa kol alıp seni de alıp götürüyor yani. Ondan sonra şeyi okuyor dedim ki bir dakika anladın mı? Ne demek istedi anladın mı? Ya sen dedi işte ondan sonra pat hemen soru değiştirdi. Başka bir soru. Bir dakika. Burayı anladın mı? Anladı üçkağıtçı. Ona şey yapıyor. Kıvırıyor. Meseleyi kıvırıyor. Cervezeyle. Ondan sonra cervezeyle böyle ona karıştırmaya çalışıyor. Hristiyanlar cennete gidecek mi? Dedim ki bak kardeşim. Ondan sonra sen dedim daha Allah'a inanmıyorsun. İnanmadığını söylüyorsun. Ahirete inanmadığını söylüyorsun. Ona Allah'a ahirete inanmayan birisi Hristiyanlar cennete gidecek mi? Niye soruyor? Hristiyanlar cennete gidecek desen biz de onlar gibi yaşıyoruz zaten. Demek ki bizim de gitme ihtimalimiz var hesabına getirecek. Ondan sonra sen dedim daha Allah'a ahirete inanmıyorsun ki Hristiyanlar nereye cennete gidiyor yani? Önce bir onu şey yapalım. Ondan birkaç defa böyle baktım ki dedim kusura bakma sen dedim buraya inanmaya gelmemişsin. Ona yani itiraz edeceğim bir şey varsa onu söyle. Şurayı anlamadım, burayı anlamadım de. Gayet de dedim, iyi anladın yani. Ama dedim sen öleceksin. Sen dedim öleceksin ya, yok olacaksın yani. Çürüyeceksin, mahvolacaksın. Sen annen de çürüyecek, baban da yok olacak, bir daha hiç görüşemeyeceksin. Dedim yani bunu düşünmek bile insan elem verir. Ama dedim elhamdülillah, biz ehli imanız. Ondan sonra yani sana dedim her türlüyle ispat ederiz bu kitaplarla yani. İki kere iki, dört eder derecesinde. Allah da var, ahiret de var. Dolayısıyla bizim dünyada öyle bir derdimiz yok. Annemizi, babamızı, evladımızı
tam bir muhabbetle seviyoruz. Niye? Ebedi annem, ebedi evladım, ebedi arkadaşım, ebedi kardeşim manasıyla. Yani eyvah, birkaç sene sonra ya ölürse? Kalbini bağlayacaksın, bağlayamıyorsun. Kalbini bağlamışsın, vefat etse mahvoluyorsun, perişan oluyorsun. Sen de dedim yok olacaksın. Çürüyeceksin. Ama dedim biz yok olmayacağız. Bizim için dedim kabir, ebedi bir halimin başlangıcı. Dedim bunları iyi düşün. On hangi yoldan gideceğini iyi şey yap yani. Sonra öyle kalktı gitti. İlham dedi sonra, ya dedi o zamana kadar dedi böyle geçen de söylüyor. O zamana kadar diyor böyle her meselede hemen ortaya atlayan diyor. Bir daha gıkı çıkma diyor sınıfta. Sene sonuna kadar yani böyle. Demek ki anlamış. Ama işte alışkanlıkları var ya. Onlar alışkanlıklarını terk etmek istemiyorlar. Yani ona alıştığımız rahat, ondan sonra hayat, onlara güya şey geliyor, tatlı geliyor. Halbuki bilmiyorlar ki yılanın ağzından, sineğin diyor ısırmasından kaçıp yılanın ağzına giriyorlar, haberleri yok. Ya bir insan günah işlese değil mi? Hani günahkar olur yani. Tevbe, istiğfar inşallah böyle eder, şeye var. Ondan sonra veya artık neticede illaki ama inkarın hiçbir kurtuluşu yok. Elhamdülillah. Bediüzzaman Hazretleri tereyağından kıl çeker gibi her şeyi halletmiş. Elhamdülillah. Ya Rabbi'le El-Fatiha.